Projemin adı link yapalım. Link sample. Basit bir uygulama olacak. Şimdi projemi hemen bir link data class oluşturuyorum. Link SQL classes. Northwind model. Tablolardan product, kategori ve supplier. Link gibi hemen bu üç tabloyu ekliyoruz. Product, kategori, supply. Bir data grid. Tasarımı yapıyorum. Solda text box. İki tane de numerik up down.
standardı biliyorsunuz. Mesela TX'te ürün at. Bu şekilde yapın. Şu label'ları şeyler falan sınar. CMB kategori. CMB tedarikçi. Nümerik up down'da da nümerik fiyat. Nümerik stok adet. Ve BTN ekle. Tasarım bu kadar. Şimdi numeric up-down'larda mantık şöyle çalışıyor. Mesela bir ürün ekleme işlemi. Ben yeni bir ürün ekliyorsam minimum bir tane eklenir. O yüzden bunun minimumuna şurada minimumuna bir veriyorum. Maksimumda örneğin 1000 tane ürün eklenebilir. Stok da aynı. Stokta en az bir tane olması gerek üründen. Maksimum da 1000 yaptım. Bu kadar. Senin de yapmak istediğim şey öncelikle form doldurulduğu zaman şuraya ürünlerin bilgisini getirmek. Ben Northwind modeli oluşturdum zaten. Northwind model data context JTX new bunu oluşturdum. DG veri data source JTX products. Yapacağımız uygulama çok basit ama ne kadar işe yaradığını göreceksiniz. Yani az kodla iyi bir örnek yapacağız burada. Şimdi benim yapmak istediğim uygulama açıldığında kategorileri ve tedarikçi bilgisini doldurmam gerekiyor ki oradan seçeyim. Benim yapmak istediğim şu kategori ve tedarikçileri doldurmak. Buradan seçim yapılacak. Buraya da bir şey yazacağım. Bunu da ekleyeceğim. Mantık bu. O zaman benim tedarikçilerim supplier'da ve kategoriler burada. Geldim kategori bu. Form load olurken bunlar gerçekleşmesi gerek. Öncelikle CMD kategoriden başlayalım. JTX kategoriler aldım. Yeterli değil. Display ve value member var. Display kategori name. Çalıştırıyorum. İsim listelemesi oldu kategorilerde. Ama ben bunu seçtiğim zaman bunun veri tabanındaki ID'sini bu şekilde alamam. Selected value dediğim zaman bana kategorinin ID'sini vermez. O yüzden CMB kategori value member kategori ID dedim. Burası tamam. CMB tedarikçi source İzlediğiniz için teşekkür ederim.
bu kategoride şu tedarikçi, Mayumis gibi bir şey. Şimdi de ekle butonuna geliyorum. Artık burada ben ürünü oluşturup bunun eklemesini yapmalıyım. Product. Ben bir product oluşturacağım. Prod. Bilgileri lazım bunların. Mesela product'ın adı. Bunu TX'te ürün alttan alırım. Sırayla kategori ID. Bunu da cmb kategori nokta selected value. Selected value bana ne getiriyor? Benim value member'a verdiğim sütundan aldığı ID. Bu kategori ID int alıyor. O zaman bunu da object gelen value'yu int'e çevirmeliyim. Prod supplier ID. Stok bilgim var. Fiyat, unit price. Bu benden bakıyorum desimal iyi bir şey istiyor. Bunu nümerikten alacağım. Nümerik fiyat. Bunun value diye bir property'si var. Ondan aldım. Value desimalmiş. O zaman cast işlemine gerek yok. Bir diğeri stock adet, yani unit in stock. Bu short alıyor. O zaman veriyi short'a çevireceğim bir kere. Neyin? Numeric stock adetin value'sunu. Value bana ne geliyor? Desimal. Bunu short'a çevir çünkü database'de böyle. Başka bir şeyim yok şu an. JTX products submit insert on submit prod. Bunu ekle ve değişiklikleri submit et. Bu kadar. Veriyi kontrol edeceğim. Şimdi bakalım en altta mouse gibi bir şey, şöyle esmer bir şeyler. Mesela amele botu diye bir ürün eklemişim daha önce. Çizme. İnşaatta beton atarken çizmeyi. Buraya çalıştırıyorum. Şöyle. Ürünümüzün adı ne olsun? Damacana. Çok orijinal. Çantı. Beverage'lere gidelim. Ya da şöyle. Confections. Bunların adını Tokyo Tailors. Tokyo'ya gönderelim. Tedarikçi oradan gelmiş olsun. Fiyatı 5 lira. Stok adedi 800 olsun. Ekle. Normalde buna refresh olması gerekiyordu. Olmadı ama veri tabanını ekledi. Kapatmadan bakın. Refresh. Damacana geldi. Benim istediğim bilgileri de supplier ID, kategori ID olarak verdi. İsterseniz tabii diğer özellikleri de aynı şekilde yapabilirsiniz. Mesela evde uğraşmanızı önereceğim şey discontinued. Bu true false ne alabilir?
kontrol olarak yok. Hangi kontrolden veri alıyorsunuz? Kontrol derken? Kontrol deyince aklıma hiç görsel. UI kontrol. Arayüz. Yani bu son gibi bir şey. Radio button. Radio button. Check box. Ya da check box. Demek ki o zaman o şekilde bir kullanım yapabilirsiniz. Evde bunu kurcalarken. Öyle bir şeyler yapın. Farklı tablo üzerinde işlemler yapabilirsiniz. Gibi. Ya benim buradaki olay... Tamam mı?